Merhaba arkadaşlar, Türkiye'den merhaba. Belki Türkiye'de olduğumu ışıktan anlayabilirsiniz. İki aydan sonra güneşi gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. <laughs> Ankara'dan herkese merhabalar. Bugün böyle eşofmanla oturdum. Rahat bir şey giydim çünkü rahatsız bir konu konuşmak istiyorum. Şu anda Almanya'da gerçekten herkesin dilinde olan çok gündem olan bir şeyden bahsedeceğiz. Siz de belki duymuşsunuzdur. Almanya'dan yabancıları atmak için master plan yaptığını sanan bir gruptan bahsetmek istiyorum. Evet, şu Almanya'dan milyonlarca insan atma planı yapılan toplantı hakkında daha fazla bilgi edinmek için izlemeye devam edin. 20 kişi civarında bir grup ve önemli pozisyonlara sahip olan insanlar var aralarında. Buluştular ve iki gün boyunca milyonlarca insan Almanya'dan nasıl atacaklarını konuştular. Gizli bir buluşma olacaktı. Onların bu planı, bu geriye göç konuştukları şeyi yapılan buluşma. Gizli olacaktı. O kadar gizli olmasını istediler ki e-maille, telefonla bile haberleşilmedi. Mektupla haberleşildi. Çünkü yani bir şeyin sızması belki daha zor diye. Fakat Almanya'da bul bulunan bir gazeteci birlik, korektif, adına haberdar oldu bu buluşmadan ve hatta bir muhabir gönderdiler buluşmanın yer alan oteline ve sağ olsunlar bizler de yani bu konuyu konuşmak istiyoruz ve bu insanların kafalarında ne tarz düşünceler olduğuna biraz daha fikir sahibi olduk. Geçen çarşamba günü yani yaklaşık bir 10 gün önce bir rapor çıktı ve Almanya'ya karşıtı gizli plan adına bu korektif gazetesi bir haber yayınladı ve orada çok detaylı bir şekilde buluşmayı anlatıyorlar. Bu yazı da sağ olsunlar Türkçe'ye çevirdiler. Yani merak edenler oradan detaylı biraz vakit ayırıp okuyabilirler. Ben biraz özet geçirmek istiyorum. O toplantıda ekonomiden, siyasetten, ve böyle genel hayattan insanlar buluştular. Ekstrem sağcı insanlar da vardı. Ve bu buluşmayı organize eden iki isim var. Birinin adı Möhring. O da bir diş doktoruymuş Düsseldorflu ama çok uzun zamandan beri sadece fikirlerle yaşayan işte o konuda çalışan. O da çok ilginç değil mi ya? Bir doktor yani aslında insanlara yardım eden birisinin böyle düşüncelere sahip olması. Neyse bu Möhring ile Lima. Lima ismi Hans Christian Lima. O aslında daha da ilginç çünkü toplantıya katılmamış bile. Zengin bir iş adamıymış ve arkaplanda planda para ile destek de bulunmuş. Bir tane burger zinciri var. Almanya'da yaşıyorsanız kesin görmüşsünüzdür. diyor. Hans im Hans im sahiplerindenmiş bu adam. Ya benim artık burger nerede yemeyeceğim çok ortada yani gerçekten. Adam ama bu arada burger zincirine zarar gelmesin diye istifade etmiş. Ama yani insanlar unutacaklarını çok düşünmüyorum. Yani bu iki organizatör Potsdam yani Berlin'e yakın düşünebilirsiniz. Yani Potsdam Potsdam'a yakın bir hotele birçok insan çağırdılar. Gelenler arasında işte AFT AFD partinin üyeleri vardı. Hatta yüksek pozisyonlarda çalışan insanlar vardı. CDU Merkel'in partisinden de iki insan katıldı. Ondan sonra böyle ekstrem sağcı yani onlar böyle nasıl diyeyim daha çok gayri resmi şekilde çalışan insanlar yani böyle işte belki protestolar organize eden ya da gidip insanları döven ya da böyle biraz daha nasıl diyeyim subculture olan insanlar. Onların yanısını da mesela Alman Dil Derneği'nin başkan olan bir kadın vardı orada. Bu arada bu Alman Dil topluluğu ile karşı karıştırmamak lazım. Ayrı bir e, dernek bu. Neyse, aynı zamanda işte AfD partinin genel başkan yardımcısı bir adam da katıldı. Şu AfD'ye bir dakika bakacak olursak, AfD Alternative für Deutschland, Almanya için alternatif partisi, 2013 senesinde kuruldu ve Almanya'nın ilk başarısı olan Saci Parti yani 1945'ten sonra ve özellikle Doğu Almanya'da çok başarılılar. Hatta yüksek bir oranda büyüdü. Ya Doğu Almanya'daki vatandaşlar zaten 1990'a kadar neredeyse Sovyet Birliği'nde yaşadılar. Yani orada özgürlüğün olmayan bir yerden gelip bu partiye desteklemeleri gerçekten çok şaşırtıcı ama işte her zamanki muhabbet yani işte ekonomik kötü olan yerde birini birini suçlu buluyorsun böyle. Geçen gün Prina diye ortalama büyüklükte bir şehirde, Türkiye'ye göre tabii küçük bir şehirde, neyse küçük bir şehirde belediye başkanı bile çıktı o partiden. Ve işte onlar özellikle göçmen karşıtı, bazen de Avrupa karşıtı, yani politikalar yapıyorlar. İşin komiği ama başlarında eşcinsel ve bir yabancı kadınla evli olan Alice Weidel var. O da gerçekten yani benim komiğim mi gidiyor? Çünkü parti o kadar saçma şeyler savunuyor ki kendi yüksek pozisyonlarda çalışan insanlar bile uymuyorlar gibi görünüyor. Yani Sri Lankalı bir kadınla evli, hatta çocuk sahibi bir kadın başkanı olması kimse mi garip gelmiyor? Yani bu kadar göçmen karşıtıysanız bu nedir yani? Neyse ki işte bu kadının sağ kolu da bu bizim bahsettiğimiz gizli toplantıya katıldı. Fakat Almanya'da bu toplantı o kadar çok dikkat çekti ki bu sağ kolu da işten kovuldu. Kadın o adamı direkt işten çıkarttı. Çünkü AFD'nin yani aşırı sağcı olmasına rağmen ve şu anda Almanya'da bu partinin yasaklanması bile söz konusu olunca onlar dışarıya verdikleri imaj biz işte demokrat bir partiyiz bizim için bütün Almanlar yani o işte göçmen aileden gelen ama Alman pasaportuna sahip olan bir birey de yıllardır Alman olan ve işte yani yedi göbek Almanlar kadar Alman bizim için diyorlar dışarıdan. Fakat o buluşmada o partiden önemli isimler gelen buluşmada Almanya'dan sürüklenmesi istenilen yabancılar konuşuldu ve burada üç grup yabancıdan bahsediyoruz. Birincisi mülteciler. Zaten insan hakları ve yani mültecilik gibi bir hakkını göz ediyorlar orada. Mülteciler, Almanya'da farklı sebeplerden dolayı bulunan yabancılar, üçüncüsü olarak da Alman pasaportuna sahip olan, Almanya'da uzun zamandır yaşayan ama asimile olamamış insanlar. Onları da atmayı hayal ediyorlar. Onu nasıl yapmak istiyorlar, bu buluşmada ne konuşuldu? Çeşitli planlar yapıldı. Farklı yasaların çıkması gerektiğini düşünüyorlar. Ondan sonra da baskı kurmaktan bahsediyorlar. Bu insanların Almanya'da artık yaşamak istemeyecekleri şekilde baskı kurmak istediklerini söylediler. Hatta bu işte göçmen kökenli restoranlara falan filan. Ya orada ne hayal edebiliriz? Onlar ne hayal etmişler? Yani gelip restoran sahibi mi dövecekler. Yani gerçekten de muhtemelen öyle şeyler var haklarında. Ondan sonra bir model devleti kurmaktan da bahsediliyor. Kuzey Afrika'da olabilir. Kuzey Afrika'da 2 milyon insan yaşayabileceği bir model devleti düşünüyorlar. Oraya şey de diyorlar bu arada, ha, mültecilere seven, mültecilere yardım eden Alman vatandaşları da oraya gidebilirler. Öyle hayaller kuruluyor. Bu Alman pasaportlu mülteciden kurtulmak için bu çift vatandaşlık yasası var ya, herkesin şu anda çok sevindiği. Bu çift vatandaşlık yasası bu ekstrem sağcılar da çok seviniyorlar. Çünkü Alman vatandaşlığı senden alınamayan bir hak. Eğer insanın başka bir vatandaşlığı yoksa. Orada işte çift vatandaşlık devreye giriyor. Eğer iki tane vatandaşlığım varsa bir ihtimal ile Alman vatandaşlık bu insandan alınabilir. İşte orada ama aslında sadece çok ekstrem şeylerde duydum yani bunu muhabbeti. Mesela işitli teröristlerde falan. Ama yani bu oraya kadar düşünmüş iki vatandaş yani bu aslında insanların daha çok iki tane kimlik benimseyebilen düşündüğü bir bir hamle politikadan onlar onu öyle yorumluyorlar yani bu işte sanki kandırmak kelimesi de vardı yani bu raporda işte insanları kandırarak yani ikinci bir vatandaşlık alıp sonra da Almanlıktan çıkmak durumda kalmak gibi bir şey konuşuldu. Şimdi siz diyebilirsiniz eğer bizi ne orada yirmi küsür insan toplamış ve bunları konuşmuş onlar geri zekalılar. Fakat ne kadar ağır bir şey olduğunu bence Almanya gündemdeki tepkiden görebiliriz. Herkes onu konuştu. insanlar protestolar organize etmeye başladı. insanlar sokağa döküldü. Biz karşıyız diye protesto etmeye başladı. Ondan sonra istifalar, ondan sonra işten çıkartmalar, bunlar bence çok ciddi bir durum olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da Almanya'da bir parlamento'da yaşayan bir politikacının böyle bir amaçla yapılan bir toplantıya gidilmesi büyük olay. Yani çünkü bir anayasamız var ve bu anayasaya da yasaya hiçbir şekilde saygı duyulmadığını görüyoruz. Yani parlamentoda oturup da parlamentonun temelini kabul etmeyen insan olması bence büyük 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 bir olay. Çünkü aynı zamanda da partiler tabii ki de devlet tarafından destekleniyor belli bir yere kadar. Yani işte böyle düşüncelere sahip olan insanların devlet tarafından ıı, hibe alabilmek, alabilmeleri çok şaşırtıcı. Ve şimdi aynı zamanda da bu insanları nasıl hissettirdi Almanya'da yaşayan insanları? Yani sosyal medyada birçok bununla dalga geçen yabancı kökenli influencer da görebiliyoruz. Tabii bu yani olay o kadar absürt, o kadar büyük ki insan gerçekten gülsem mi ağlasam mı bilemiyor değil mi? O influencerlar da bazıları işte şaka yaptılar. Yok işte işte Almanya'da sürdükten sonra hayatımız. Ondan sonra işte biz nasıl gideceğiz? İşte şimdi oraya uçaklar kalkacak mı falan bu model devlet muhabbetine. Ondan sonra da bazı yorumlarda şey gördüm bence çok haklı yeri. Almanların bize, bizim onlara daha çok ihtiyaçları var. O da çok doğru ya. Ama ya şu anda 400 bin pozisyon açık olan bir ekonomi. Yani 400 bin açık pozisyon var ve eleman bulunamıyor. Ve öyle bir durumda sen biri diyorsun ki milyonlarca insan gitsin. Gitsin bizim ülkemizden. Yani gerçekten inanılmaz bir düşünce. Yani bu ihtiyaç meselesi konuşuldu. Ondan sonra işte protestolar edildi. İnsanlarda komiye vursalar bile sosyal medyada birçok insanın derinden üzüldüğünü de düşünüyorum ya da korktuğunu. Yani bir yerde istenmemek çok acayip bir psikoloji. Yani ben bile Türkiye'de oturma izinim kabul olmayınca ne kadar üzülmüştüm, ne kadar kötü bir hissiyat. Ve sonra da yani aslında sana karşı böyle toplantılar organize edildiğini bilmek nasıl bir kafaya gerçekten yani onunla ilgili bilmemiz gereken şu ki Almanya'da ayrımcılık zaten yıllardır yasal olarak yasak. Yani devletin bir kurumu var sırf ayrımcılıkla ilgileniyor. Yani bir insana işte cinsiyet, işte uyruk, ondan sonra işte ten rengi, ondan sonra cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapıldığı zaman bu yasalara haykırı ve on, bu insanların başvurabildiği bir kurum da var. Dolayısıyla gerçekten ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız da bence çok dokumentasyon yapmanın yani bunun kanıtlarını falan toplamak ve sonra da şikayet etmek en mantıklısı. İşte AFD partisinin yasaklanırsa Almanya için nasıl bir şey olur? Yani bir parti yasaklandığı zaman tabii ki de insanların kafalarından sadece düşünceler gitmiyor. Ama anayasaya saygı duymayan bir partide politik yapması ve devletten yaralanması da doğru olmadığını düşünülüyor. Başka bir opsiyon belki bazı politikacılar özellikle böyle anayasaya saygısı olmayan politikacılar için direkt bir politik yasağı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yasaklanmalı mı böyle bir parti yoksa demokrasi bu mu? Devam mı? Öyle. Ondan sonra tabii iletişimde olmaya devam etmek çok önemli. Ötekileştirmemek gerekiyor kimseyi. Protestolar güzel bence. Çünkü kimsenin yalnız olmadığını ve bu fikirlere sahip olmayan milyonlarca insan olduğunu görebiliyoruz. Ben Amaya'da olsaydım ben de muhtemelen giderdim. Ama protestolar tabii ki de sadece bir yeri kadar. Yani ben eğer hafta sonu protesto etmeye gitsem ama aslında içimdeki ilkçiliği düşünmesem bu çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Ve ben herkeste biraz ilkçilik olduğunu düşünüyorum. Yani ben dahil olmak üzere. Zaten işte biliyorsunuz daha önce de verdiğim bu çok sevdiğim alıntı işte ilkçiliğe karşı olmak için ilkçi olmamak gerekmiyor. Ama ilkçilik nerede buluyorsan ve senin içinde bile olsa bu ırkçılığa karşı bir şey yapmak istemek demek. Yani bir ayrımcı ya da bir ırkçı bir düşünceye sahip olduğumuz zaman kendimizi uyarmak ve yani şeyi hatırlatmak. Bu düşünceleri işte nerede buluyorsak onlara karşı çıkmak. Hatırlamamız gereken şey ya bir yere uyum sağlamak için bir kere bir yerde insanların açık bir şekilde katılabilir olmaları gerekiyor. Yani eğer bir grup insan böyle ötekileştiriliyorsa ve ayrıştırıyorsa bana göre o zaman da topluma dahil olmamak sonuç oluyor. Bu arada geçen gün ben şey demiştim ya Almanya'da doğan bebekleri niye çağdaş koyuyorlar? Siz de dediniz ki bu işte asimile olmak demektir. Bence bu asimile olmak demek değil. Bu sadece şeyler kolaylaştırıyor. Yani bu da tabii benim nacizane fikrim. Ama ben olur da bir gün çocuğum olursa inşallah onun yani hem Almanya'da hem Türkiye'de telaffuz edilebilen bir isim koyacağımdan eminim yani. Çünkü ne orada ne burada zorluk çıkmasını istem çekmesini istemem. Neyse burada çok kişisel şeye girdi. Vallahi bu haber sizi ne yaptı çok merak ediyorum. Almanya'da yaşıyorsanız bu masterplan muhabbeti duyduğunuzda nasıl hissettiniz? Ne yapmamız gerekiyor sizce ilkçiliğe karşı? Gittiniz mi bu profesörlerin bir tanesinde? Çok sorun var. Bu videomun sonuna geldim. Umarım haftaya daha eğlenceli bir şey içerikle beraber olabileceğiz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve işte Almanya'yı Nazi'ler için casip olmayan bir yere dönüştürelim isterim. <laughs> İyi hafta sonları. Tschüss. Bye bye.